Nerede kalmıştık? Bundan 60 yıl kadar önce modern fiziğin üzerinde kara bulutlar geziyordu. Sorun şuydu: evreni açıklamak için elimizde iki teori vardı. Bir evren, iki farklı açıklama. Biri Einstein'ın genel göreliliğiydi. Galaksiler, yıldızlar gibi makro cisimleri açıklayan müthiş teori. Fakat boyutumuzu küçülttüğümüzde bu dev cisimleri oluşturan yapı taşlarına, atomlara, atom altı parçacıklara baktığımızda karşımızda tamamen yeni bir yasalar bütünü bulunuyordu. Tüm bilim insanlarının aklını zorlayan yepyeni bir olgu: kuantum mekaniği. Bu iki ayrı kurallar bütünü kendi başlarına, kendi alanlarında inanılmaz başarılıydı. Kendi başlarına kusursuzlardı neredeyse. Fakat bu ikisini birbirine yaklaştırdığınızda asla kavuşamayacak aşıklar gibi olmuyordu. Birbirlerine yakışmıyorlardı. Birbirleri için yaratılmamışlardı. Yani evrene iki pencereden bakıyoruz. İki ayrı lensimiz var kameramızda ve bu lensleri kullanarak filmi en başa sardığımızda, büyük patlamaya ulaştığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Kameramız kendini imha ediyor. Çünkü bu iki müthiş ama ayrı dünyalara ait yasalar bütünü, büyük patlama sonrasında evrene hükmeden sonsuza yakın sıcaklık ve yoğunluk ortamında bir araya gelmek zorundalar. Geldiklerinde de hiçbir şey göremiyor, hiçbir şey bilemiyor, hiçbir şey anlayamıyoruz. Orada film bizim için kopuyor. Yani bu ikisini bir araya getirmenin başka bir yolunu bulmamız gerekiyor. Bu ikisinin iyi anlaşmasını sağlamamız ya da hikayeyi tamamen yeniden yazmamız. İşte bu hikayeyi tamamen baştan yazabilecek yepyeni bir karakter tam bu noktada sahneye çıkıyor. Atom altı parçacıklardan kozmosun en ücra köşelerine kadar, en olağandan en sıra dışına, doğanın tüm yasalarını açıklayabilecek yepyeni bir fikirler bütünü. Sicim teorisi. Kuantum fiziği gemimiz ile keşfedilmemiş uçsuz bucaksız okyanuslara doğru bir yolculuğa ne dersiniz? O zaman herkes gemiye. Bir soruyu cevaplayarak başlayalım önce. Tamam, evrenimizi iki ayrı teoriyle açıklamaya çalışıyoruz. Tek bir teori olsa daha güzel olur ama niye zorluyoruz ki? Neden bu iki teoriyi birleştirmeye çalışıyoruz? Bunu hem fizikçilerin hem de genel anlamda tüm bilim insanlarının perspektifinden açıklayabiliriz. Ve şöyle düşünebiliriz. Uçakları düşünün, hava yollarını. Bu karmaşık trafik şu anda uluslararası belirli kurallar ve yönetmeliklerle idare ediliyor. Peki birbiriyle çelişen iki ayrı yönetmelik olsaydı? Sonuç? Felaket olurdu tabii ki. O yüzden standart olması gerekiyor. Bazı uçaklara farklı kurallar uygularken, mesela 50 tonun üzerindeki uçaklara başka kurallar uygulayamayız. Kaldı ki evreni yöneten bir yasa olduğunu biliyoruz. Orada bir yerde. Her şeyin teorisi bizi bekliyor. Birçok bilim insanının mirası bu bize. Bu teoriyi bulmak zorundayız. En azından meraklı bir bilim insanıysanız bu sizin için zorunluluktur. Ya da benim gibi meraklı bir insansınız. Cevaplar istersiniz. Sizi oyalayan veya rahatlatan bahaneler değil, rahatsız edici de olsa gerçeği, sadece gerçeği istersiniz. Sicim teorisi bizim gerçeğimiz olabilir mi? Bakacağız. Ama önce neyi bilmediğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani neden bu iki teorinin çakıştığına bir açıklama getirelim. Önce makro evrenle başlayalım. Kütle çekimi de açıklayan Einstein'ın genel göreliliği ile. Genel görelilik ile biliyorsunuz uzay bir kumaş olarak tasvir edilir. Ve yıldızlar ve gezegenler gibi ağır cisimler bu kumaşı eğer, büker. İşte bu teoriye göre bu bükülmeler bizim hissettiğimiz kütle çekimin açıklaması. Yani dünyamızı güneşimizin yörüngesinde tutan şey aslında güneşimizin uzay zamanda oluşturduğu bükülmeden başka bir şey değil. Fakat bu bükülen uzay zaman hikayenin sadece bir kısmı. Bu cisimleri oluşturan atom altı parçacıkları anlamak için ise genel görelilik kitabını kapatıp elimize diğer bir kural kitabını almamız gerekiyor. Kuantum mekaniği. Ve birazdan da göreceğimiz üzere kuantum mekaniğinin bize sunduğu uzay yapısı genel göreliliğe göre o kadar farklı ki. Bu pencereden baktığınızda aslında içinde bulunduğunuz, her gün deneyimlediğiniz bu evren tamamen başka bir şeye dönüşüyor. Tahmin edilebilir evrenimiz küçüldükçe sanki aynı oranda daha da az kesin oluyor. Daha da belirsiz.
Ve daha da küçüldükçe bildiğimiz en küçük atom altı parçacıktan çok daha küçüğe, ulaşabileceğimiz en küçük alana ulaştığımızda gördüklerimiz tüm algılarımızı yerle bir ediyor. Orada her şey o kadar dengesiz, o kadar çalkantılı, o kadar karmaşık ki tam bir kaos. Uzay zaman o kadar birbirine giriyor ki burada sağ, sol, aşağı, yukarı yok. Öncesi yok, sonrası yok. Hepsi birbiri içine geçmiş durumda. Aynı anda her şey her yerde. Hem geçmişte hem gelecekte. Bu evrende siz doğmadan önce ölmüş bile olabilirsiniz. Uçaklar kalkmadan önce inmiş. Yemeğiniz siz restorana gitmeden önce size servis edilmiş olabilir. Ve siz hem evinizde oturuyor hem de restoranda yemeği yiyor olabilirsiniz. Çılgın bir yer burası. Kuantum evreni bambaşka bir yer. Tüm deneyimlerimizle çelişen bir yer. Ama her şeyin de temeli. İşte o yüzden o teoriye ihtiyacımız var. Başka yolu yok. Dört kuvveti de bir potada eritecek. Çünkü bir tarafta kütle çekim, diğer tarafta zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetizma var. İşte Albert Einstein ömrünün son 30 yılını geçirmişti o teoriyi bulmak için. Zira yüzyıllar boyunca her şeyin yapı taşının sanki bilyeler gibi parçacıklardan oluştuğunu düşünüyorduk. Fakat sicim teorisiyle bu fotoğraf dramatik bir şekilde değişiyor. O bilyelerin, atomların ve atom altı parçacıkların da daha derinine indiğimizde bir müzik notasının titreşimine benzer bir enerji ipliği, bir sicim olduğunu, parçacıkların bu sicimlerin farklı titreşimleriyle bünye kazandığını, enerjinin ete kemiğe büründüğünü ve bir grup fizikçiye göre işte bu titreşimleri anladığımızda o teoriye ulaşabiliriz. Ama sicim teorisinin hikayesi de bir o kadar titreşimli desek yeridir herhalde. Şöyle düşünebilirsiniz. Fizik dünyası ikiye bölünmüş durumda. Bir fizikçiler bir de sicim teorisyenleri var. Fizikçilere göre sicim teorisyenleri deneylerle açıklanamayacak iddialar ortaya atıyorlar. Kendileri henüz test edilemeyecek olsa da bunun zamanı geldiğinde kanıtlanacak bir teori olduğunu söylüyorlar. Özellikle deneysel fizikçilerden bahsediyoruz. Bu fizikçiler sicim teorisyenleriyle pek anlaşamıyorlar. Test edilebilir bir bilimdir fizik diyorlar. Fakat bir de tüm teorilerin arkasında da test edilemese de müthiş fikirler çoğu zaman dalga geçilen, deli olarak yaftalanan ama sonra da kanıtlanan fizikçiler vardır. Yani elbette her düşünceyi, her yeni düşünceyi ciddiye almaktan bahsetmiyoruz. Fakat sicim teorisi gerçekten dikkate değer şeyler söylüyordu. Şöyle ki 1960'larda Gabriele Veneziano isimli genç bir İtalyan fizikçi vardı. O zamanlar yeni yeni çalışılan evrenin 4 temel kuvvetinden biri olan atomun çekirdeğinde nötron ve protonu bir arada tutan güçlü nükleer kuvveti açıklayabilecek bir denklem arayışındaydı. Bu çalışmaları sırasında matematiğin tarihiyle ilgili bir kitap okurken neredeyse 200 yıl önce yazılmış bir denkleme denk geldi. Bu denklemin sahibi ise Leonhard Euler'di. İsviçreli müthiş bir dahi. Veneziano bu denkleme, o zamana kadar kimsenin dikkat bile etmediği bu denkleme baktığında müthiş bir aydınlanma yaşadı. Euler'in bu denklemi 200 yıl önce kimsenin atom altı parçacıklardan bile haberi yokken güçlü nükleer kuvveti açıklıyordu. Leonhard Euler. İnanılmaz bir isim. Ama ondan zaten ayrıca bol bol konuşacağız. Veneziano ne yaptı peki? Tabii ki hemen bir makale yazdı bununla ilgili. Ve bu çalışma dallanıp budaklandı. Her bakışta yeni bir şey keşfediyordu. Ve sonunda aslında bu denklemlerden sicim teorisi doğacaktı. Haliyle bu denklem elden ele dolaşmaya başladı. Herkes kendi yaklaşımıyla bir açıklama getirmeye çalışıyordu. En sonunda başka bir ismin eline geçti. Amerikalı genç bir fizikçi Leonard Susskind. Bu nasıl anlaşılır bir denklem? Her şey çok açık diye düşündü. Evet, güçlü nükleer kuvveti matematiksel olarak açıklıyordu. Fakat bu soyut sembollerin altında derinlerde bambaşka bir evren, bambaşka bir devrim saklıydı. Susskind aylarca evinden çıkmadı. Bununla yatıp kalktı. Şunu keşfetmişti. Burada yepyeni bir tip parçacık gizleniyordu. Bu parçacığın malzemesi bir enerji siciminden ibaret. Bir elastik bant gibi. Döngüsel ya da ucu açık. Titreyen sicimler. Ve her şey bu denklem ile birebir örtüşüyordu. Makalesini hazırladı hemen. Susskind fizikte çığır açtığını düşünüyordu o sıralarda. Yeni Einstein diye gazetelerde manşet olacağını. Makalesi tabii ki yayınlanmadan önce
bir grup uzman tarafından incelendi. Ve Susskind'in beklentisinin tam aksine bu uzmanlar bu teori çok da mantıklı değil, makaleyi yayımlamasak daha iyi demişlerdi. Büyük bir hayal kırıklığı. Sicim teorisi ölü doğmuştu. Susskind başta olmak üzere bu teorinin her şeyi değiştireceğini düşünenler bir duvara toslamıştı. Fizik dünyası bu yeni çılgın teoriyi dikkate almamıştı. Hikaye burada bitiyor diye düşünebiliriz. Bir direniş karşısında bu isimlerin her şeyi bırakıp bütün çabalarını çöpe attığını düşünebiliriz. Ama gerçek bilim insanlarının bunu asla yapmayacağını da bu kanalda konuştuğumuz sayısız isim ile de gayet iyi biliyoruz. Bu sicim teorisi için ve bu fikrin arkasındakiler için bir engeldi. Ancak hikayenin en can alıcı noktası, her şeyi tersine çevirecek o olay da önlerindeydi. Sicim teorisi küllerinden doğacak ve çok başka kapılar açacaktı bize. Kuantum gemimiz şimdilik bir mola veriyor. Fakat yepyeni ufuklara doğru yolculuğumuz devam edecek. Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.